Günaydın. İnfo Yatırım Günlük Bülteni ile karşınızdayız. Bugün 25 Nisan Salı. BIST endeksi geçtiğimiz işlem günü %1,3 oranında volatilite ile hareket ederken endeks en yüksek 5076 ve en düşük 5010 seviyelerini gördü. Güne yatay başlangıç yapan endeks gün içinde 60 günlük hareketli ortalamayı yeniden test etse de gün sonuna doğru gelen satış baskısıyla günü 5023 seviyesinden tamamladı. Haber akışlarının etkili olduğu günde otomotiv sektörü payları ön plana çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticari aracını yenileyenlerden ÖTV alınmayacak açıklamasında bulundu. Veri tarafına baktığımızda dün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri takip edildi. Buna göre güven endeksi Nisan'da 105,2'den 108'e yükselerek ekonomik aktivitenin iyileşme gösterdiğini işaret etti. Kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 1,4 puan artarak %75,6 seviyesinde gerçekleşti. Beklenti verinin %73,8 olması yönündeydi. ABD'de ise veri gündemi sakinken yatırımcılar Perşembe günü açıklanacak birinci çeyrek büyüme ve Cuma günü açıklanacak PC verilerini bekliyor. 3 Mayıs'ta gerçekleşecek FOMC toplantısı öncesinde büyüme ve PC verilerinin risk iştahı üzerinde belirleyici olması beklenebilir. BIST endeksinde kısa vadede 5060, 5100 ve 5120 seviyeleri direnç, aşağı yönlü hareketlerde 4995, 4970 ve 4930 seviyeleri destek olarak izlenecek. Borsa İstanbul'un güne yatay başlamasını bekliyoruz.